Sese doğru, yepyeni bir pese doğru gelin gençler. Şimdiye kadar stratejiler, taktikler, çalımlar, onlar, bunlar, ben de dahil birçok kişi videolar yaptı. Ama bu video hepsinden çok çok farklı. Arkanıza yaslanın. Atlamadan, zıplamadan sonuna kadar izleyin. Niye biliyor musunuz? Görülecek bir şey yok. Atlanacak bir şey yok. Efsane bir gol yok. Ama çok önemli bir bilgiler var. Eğer PES oynamayı seviyorsanız, FIFA oynamayı seviyorsanız hiç fark etmez. Arkanıza yaslanın. Vereceğim bilgileri çok dikkatlice dinleyin. Dün otururken kendi kendime dedim ki, şimdiye kadarki PES ile ilgili tüm tecrübelerimi 10 başlık altında toplayayım ve pro gibi, ben 2020'yi örnek vereceğim ama tüm PES serilerinde geçerli, FIFA'da geçerli, başka oyunlarda da geçerli bazı kritik bilgiler vereceğim sizlere. PES 2020'yi pro gibi bir e-sporcu gibi oynamak istiyorsunuz. Ciddiye alıyorsunuz işi ve yani oynuyorsunuz. Belli bir kabiliyetiniz de var. O zaman bu video tam size göre. Bu videoda sizlere nasıl hazırlık yapacaksınız, nelere dikkat edeceksiniz ve bir e-sporcu gibi oynamak için ne yapmanız gerekiyor, onların bilgisini vereceğim. Yaslanın arkanıza. 10 madde var. Birinci madde, mental hazırlık. Kafada bakın buraya notlar aldım ben sizler için. Kafada maçı bitirmek, kazanacağına inanmak. Şimdi tekrar altını çizeyim, yanlış olmasın. Ben biliyorsunuz videolarımda eğlence amaçlı oynuyorum. Oyun tarzım eğlenceye dönük. Ama siz bir turnuvaya katılacaksınızdır. Hakikaten e-sporcu olmak istiyorsunuzdur. PES konusunda çok iyisinizdir. Daha da iyi olmak istiyorsunuzdur. Pro gibi oynamak istiyorsunuz. Ciddi ciddi böyle. O zaman işte bu bilgiler tam size göre. Maça başlamadan önce mental olarak kazanacağınıza inanmanız gerekiyor. Rakibiniz kim olursa olsun, isterseniz rakibiniz dünyanın en iyi PES oyuncusu olsun, isterseniz ilk defa PES gören masum köylü bir amatör olsun, hiç fark etmez. Siz mental olarak diyeceksiniz ki ben bu maçı alacağım. Kazanacağım demek kazanmanın yarısıdır. Yok, o başaracağım demek miydi? Önemli değil. Anladınız mevzuyu. Mental olarak hazır olmanız gerekiyor. 2. Teknik hazırlık. Kendi takımınızı, MyClub'dan örnek verirsek eğer, ya da işte hangi takımı seçiyorsanız, kendi takımınızı, taktiklerinizi ve oyuncularınızı iyi tanıma. Bakın bu çok önemli. MyClub takımınızda işte var oyuncularınız, yaptığınız bir kadro. Önce antrenman yapın maçtan önce, yapacağınız maçlardan önce. Oyuncularınızı tanıyın. Hangi yetenekleri var? Hangi oyuncu hangi ayaklı? Mesela sağ ayaklı bir oyuncuyu sol tarafa koyun, sol ayaklı bir oyuncuyu sağ tarafa koyun. Özellikle açıklardan bahsediyorum. Örneğin Ronaldo sol tarafta oynasın. Messi sağ tarafta oynasın. Niye? Çünkü Messi solak olduğu için sağ kanattan içeri yardırıp soluyla güzel plaseler kesebilir. Ters düşünün. Ve oyuncularınızın yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi kavrayın. Kendi taktiğinizi iyi öğrenin. Bu da çok çok önemli. 3. Konsantrasyon. Bakın. Diyelim ki bir turnuvaya katılacaksınız, hazırlık yapıyorsunuz. Hazırlık aşamasında bile etrafınızda sizin dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey olmasın. Ne bileyim, bir televizyon açıktır, bilmem nedir. Mesela benim en çok konsantrasyonum bozan şey ahanda bu. Kayıt esnasında telefonum burada duruyor ya, maç esnasında telefon bir çaldı mı koptu gitti. Yani oraya 2 saniye bile bakmasanız dahi, sesini duyunca bile kim aradı falan derken gitti. Konsantrasyon çok önemli. O yüzden telefonunuzu falan istiyorsanız kapatabilirsiniz, sessize alabilirsiniz ya da. Maça kendinizi vermeniz lazım ve sakin kalmanız lazım. Üçüncü madde buydu. 10 maddede anlatacağım. Dördüncü madde, rakibi analiz. Bakın bu da önemli. Diyelim ki maça gireceksiniz. Rakibin ekranı, formasyon ekranı geliyor ya diğer tarafta. Hemen formasyon ekranına bir göz atın. Nasıl bir düzenle oynayacak? Ortaya mı yığmış? Kanatları mı kullanıyor? Ne bileyim, forvet ağırlıklı mı? Defansif mi? Defansif ağırlıklıysa, orta sahaya ve defansife yığmışsa kontra oynayabilir. Kanatları açılmışsa kanatlardan hücum edebilir. Ortaya yığmışsa paslı tiki taka oynayacaktır gibi bir ön bilgi edinen rakiple ilgili. Zaten detaylı analizlere girdiğiniz zaman oyun çıktığında biliyorsunuz MyClub'da görebiliyorsunuz yüzde işte kaç ortadan hücum etmiş, kısa pası mı çok kullanmış, adam kaçırmayı mı çok kullanmış, benzeri detayları görebilirsiniz. Kısa bir analiz iyidir. Oyun tarzını rakibin ön analiz edin. 5. Sabit stratejiye bağlı kalma. Bakın bu 5. madde tartışılabilir bir madde. İsterseniz yorumlarda tartışabiliriz. Çok çok iyi oynadığını düşünenler varsa yazabilir. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bir stratejiniz olsun. Yani atıyorum işte 4-4'lü savunma. Önünde bir defansif. 4-1-2 GÖ ya da OS. Ve işte sağ açık, sol açık, forvet. Yani böyle bir düzenle diyelim ki alıştınız.
O düzenle çıkın. Sürekli düzen değiştirmeyin takımınızla ilgili. Sabit düzene ben inanan bir kişiyim. Rakip hangi formasyon olursa olsun, siz bildiğiniz, alıştığınız sabit formasyon ve taktikle çıkın. Rakibe göre maç başlamadan taktik maktik değiştirmeyin. Bakın bu da bazen denk gelebiliyor. Mesela taktiğiniz var, oynadığınız, alıştığınız, rakip bir geliyor değişik bir şey. Aa ben de hemen şöyle bir... Hiç onlara girmeyin. Kendi en iyi oynadığınız taktik, strateji neyse onunla çıkın. Asla rakibe göre değiştirmeyin kendi düşüncem. Maçın içinde, maç başladıktan sonra gidişata göre minik oynamalar yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. 6. Rakibi tanıma. Maç başladıktan sonra rakibin oyun tarzını analiz edip önlem alma. Şimdi buraya kadar 5 maddeyi yaptınız. Mental hazırlık, konsantrasyon, her şey tamam, analiz ettik, kendi takımımızı tanıyoruz falan falan. Bu maddeye geldik. Burada rakibi tanıma. Maç başladı. Her şey güzel. Top rakibe geçti değil mi diyelim ki? Hemen bir bakın. Yani savunmada kalın. Rakip nasıl oynuyor? Aşırı presli mi oynuyor? Aşırı paslı mı oynuyor? Kanatlara mı yükleniyor? Ya da uzun top, birçoğu da öyledir biliyorsunuz. Uzun topla forvet, hızlı bir forveti mi kaçırmaya çalışıyor? Nasıl bir taktikle oynuyor? Maç içinde bunu analiz edip, ha sen öyle oynuyorsan tamam baba deyip ufak tefek önlemler alabilirsiniz. Maç içinde analiz çok çok önemli. 7. 7. madde yine çok kritik bir madde. Rakibin oyununu tahmin etme. Pes... Yani iyi bir pes oyuncusu olmak istiyorsanız, özellikle online maçlardan bahsediyorum, öngörü ve tahmin çok kritiktir. Bakın bu bilgileri tekrar altını çiziyorum. Hiç kimse size anlatmaz. Herkes taktik, strateji bilmem ne işte detaylar, defans taktikleri falan verir. Ben de dahil verir ama bu bilgiler gerçekten hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler. Tamamen tüm tecrübelerimi anlatıyorum. Rakibin oyununu tahmin etme nedir? Zaten burası çok önemli diye not düşmüşüm. Rakibin bir sonraki adımını bilmek büyük avantajdır. Ona göre oyuncu yönlendirmek. Ben olsam o durumda ne yapardım diye empati kurmak rakiple. Ne demek istiyorum? Şimdi diyelim ki maç başladı. Top rakipte değil mi? Bakın karşınızdaki rakibin pro seviyede mi, amatör mü olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Savunmasına bakarak anlayabilirsiniz. Eğer manuel savunma yapıyorsa pro bir adamla karşı karşıyasınız, çok dikkatli olun. Manuel savunmadan kastım ne biliyor musunuz? Eğer top sizdeyken kendi oyuncusunu haldır haldır Allah 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 diye üstünüze koşturuyorsa ondan çok korkmayın. Ama kontrol ettiği oyuncuyu sizin pas verebileceğiniz alternatif oyuncuların önüne doğru sürüyorsa ve o arada şut tuşuna basıp yapay zekadan pres için yardım istiyorsa, orada işte bir durum, bence karşınızdaki rakip tehlikeli olabilir. O yüzden iyi analiz etmeniz gerekiyor ve rakibin hareketini, bir sonraki hareketini tahmin etmeniz gerekiyor. Ben olsam mesela o anda pas mı veririm, işte ne bileyim adam mı kaçırırım, bunları öngörebilirseniz, zamanla oluşan şeyler bunlar tabii ki, çok büyük avantaj sağlarsınız. Zaten şu bilgiyi vereyim hemen, maçın skoru ayrıdır. Maçın içerisindeki gol skoru ayrıdır. Bir de psikolojik skor vardır. Bakın kimsenin yine bahsetmediği bir bilgi bu. Çünkü birçok konuda rakibe psikolojik olarak da oyun tarzınıza üstünlük kurarsınız. Çok önemli psikoloji. Yani yaptığınız bir hareket, orada efsane bir adam kaçırma falan rakibin moralini bozabilir. O yüzden öngörülü oynarsanız büyük bir avantaj sağlayacaksınız. Empati kurun. Ben olsam rakibin yerinde burada ne yaparımı düşünürseniz başarılı olacaksınızdır. İsterseniz hatta ben onun örneğini bir vereyim size. Bakın şimdi faul kullanacağım. Rakibe atacağım topu. Şöyle atayım. Almayayım ben. Dur şöyle attım. Almadım. Şimdi bakın. Matuidi'ye basmıyorum Sergio Busquets'le. Gördünüz mü? Bakın bu yaptığım şeyi başka bir videoda detaylı anlatayım size. Ben o arada Sergio Busquets'le aşağıdaki 7 numaraya doğru, işte Ronaldo'ya doğru koştum. Çünkü ona pas verme ihtimali vardı. Ben o oyuncumu 7 numaraya yönlendirirken kendim manuel olarak şut tuşuna basıp yapay zekadan yardım istedim. O arada da Rakitic geldi ve topu aldım. Bunu ayrı bir videoda anlatırım. Bu manuel defans çok çok kritik ve önemli. Şimdi 8. Self control. Yani kendine hakim olma. Farkındaysanız yaptığım maddelerin hiçbirinde şöyle bir taktik, böyle bir strateji, 3-5-2, 5-3 bilmem ne, öyle şeyler yok. Kritik bilgiler var. Kendine hakim olma. Gol attığınızda rehavete kapılıp böyle artistlikler martistikler, bu tip işlere sakın girmeyin. Hatırladınız mı o tipleri de?
2-0 önde adam, hemen bir gökkuşağı. Gökkuşağı çalımı. Hemen oradan bir göğüste top sektirme falan, böyle şekil şükür hareketler. Sakın siz onlara girmeyin. Eğer pro seviyede oynamayı düşünüyorsanız, dediğim gibi e-sporcu kıvamında bir bilgi veriyorum sizlere. Hiç girmeyin. 2-0 mı öndesiniz? Devam. 3-0 mı? Devam. Hafif biraz savunma falan. Hani bunları yapın. Hemen böyle rehavete falan kapılanlar, inanın ben ne geri dönüşler gördüm. Onu da söyleyeceğim. Gol yediğinizde de sakın moralinizi bozmayın, canınızı sıkmayın. Gol yediğinizde asla sinirlenmeyin. Mesela siz benim hiç sinirlendiğimi gördünüz mü? Demeyi çok isterdim. Ben sinirleniyorum. Ben her şeyi yaparım. Siz bana bakmayın. Ya ben çünkü eğlencesine oynuyorum. E-sporcu gibi oynamıyorum yani. Öfkenize hakim olun ve bir sonraki adımı düşünüp önlemler alın. Yazmışım bak buraya. Biz ne geri dönüşler gördük. Geride olsanız bile hemen taktiklere girip panikle ayar mayar yapmayın. Bakın bu da çok belli bir tiptir. 1-0 geride Allah Allah falan. 2-0 geride ne oluyor? 3-0 yeniliyorsunuz. Hemen taktiklere girip onu yapayım, bunu yapayım. Hayır ya, belli taktiğiniz olsun ve o taktiğin üzerine gidin. Küçük dokunuşlar yapabilirsiniz ama oturup da mesela 5'li savunmaya geçeyim, 6'lı bilmem neye geçeyim gibi büyük değişiklikler yapmayın. Elinizde patlayabilir. Tarzınız belli olsun. Bakın burada bir püf noktası vereceğim. Yazmışım buraya. Güzel oynayın. Geridesiniz ha. 3-0 geridesiniz. Güzel oynayın. Ve rakibe biz daha ölmedik kardeşim, bekle geliyorum sinyalini verin. Bunu nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Her zamanki oyun tarzınızla oynuyorsunuz ama 3-0 geridesiniz. Olabilir. Oyun bu. Devam edin. Güzel paslar, güzel ver kaçlar, tatlı ataklar, takımca hücum. 1-2 belki tatlı böyle... Hala oyundan keyif aldığınızı gösteren tatlı çalımlar yaparsanız rakip ne der biliyor musunuz? Bir dakika ya, ulan bu adam 3-0 geride olan bir adam gibi oynamıyor yani. Deyip bir panik olabilir. Psikolojik üstünlük sağlayabilirsiniz. Bu çok önemli. Tarzınızı bozmayın. Şimdi bu 8'di değil mi? Bakıyorum şöyle bir. Aynen. Yani rakibe bak ben daha ölmedim kardeşim, oynuyorum bu oyunun sinyalini verin. 9. Bahaneler. Bahaneler. Oyuna çamur atmayın. Siz benim hiç oyuna çamur attığımı gördünüz mü demeyi çok isterdim. Ben atarım. Siz bana bakmayın. Tekrar söylüyorum yani. Oyuna çamur atmayın. Niye söylüyorum bunu? Yani size olunca iyi de rakibe olunca mı kötü yani? Çünkü oyun bazen biliyorsunuz momentum diye bir kavramı var. Bazen bir takımı kayırır, dengelemeye çalışır. Bazen bu dengelemeyi saçmalatabilir. 3-0 geridesinizdir, hala rakibe verir falan. Bazı şeyler olabiliyor. O yüzden oyuna çok fazla çamur atmayın. Yani bazen bir oyuncunuz, kontrol ettiğiniz oyuncu o anda mesela pas verirsiniz. Her zamanki verdiği pasla alakası olmayan bir yere topu atar. Ya da alacağı topu almayabilir. Böyle aptallıkları olabiliyor. Sonuçta bir oyun, hiçbir şey mükemmel değil. O yüzden hiç bahane uydurmayın. Oyuna ve hatalarına söylenmek yerine, bunu kendime de söylüyorum aynı zamanda. Kendi kendime mektup yazmışım. Sakin olup top çevirip bir sonraki adımı düşünün. Bu momentumu da kırabilecek bir hareket. Kendi zayıflıklarınızı bilin. Bakın bu çok önemli bence. Kendi eksikliklerinizi bilmek size bir avantaj sağlar. Mesela dersiniz ki kardeşim ben çok fazla çalınmalım yapan bir adam değilim. Tamam, yani onu bilmek de iyi. Mesela benim kendi en büyük zaafım PES oyunlarına ne biliyor musunuz? Yılların alışkanlığı. Kendi ceza sahamda savunma yaparken rakipten topu kaptığım zaman hemen böyle paslaşarak çıkmaya çalışıyorum. Ama binlerce gol yedim öyle. Kaptırıyorum sonra, savunma oyuncuları yetenekli oyuncular değil ki. Yani şu lanet uzaklaştırma tuşuna basıp topu uzaklaştırma alışkanlığım yok maalesef. Yani yok, ne yapayım yani. Ama olması gerekiyor. 10. Artık sonlara geliyoruz. Bakın bu cümle çok sevdiğim bir sözdür daha doğrusu. Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya girer. Satrançtan bir söz bu. Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya girer. Felsefik bir cümle, istediğiniz gibi yorabilirsiniz. Ama ve lakin en nihayetinde bunun bir oyun olduğunu, sizi eğlendirmek için, size keyif vermek için orada olduğunu asla unutmayın, olur mu? Bakın bu çok önemli. Yani baktınız, yani yeni başlıyorsunuz, olmuyor diyelim. Yani pes etmeyin evet, ama baktınız olmuyorsa da zorlamayın ya. Oyun mu yok? Başka oyunlar oynayın. FIFA oynayın. Belki FIFA hoşunuza gidecek. Gidin başka oyunlar da oynayabilirsiniz. Hiçbir oyun mükemmel değil. Zaten o yüzden her sene yenisini yapıyorlar bunu. Aman da şunu düzelttik, aman da bunu bilmem ne yaptık. Yamalar çıkıyor bilmem neler. Hiçbir oyun mükemmel değildir. Baktınız olmuyor, dediğim gibi değiştirin. Bir oyunun, bakın bu da önemli, bir oyunun gününüzü mahvetmesine asla izin vermeyin. Bunu ben kendime de söylüyorum. Benim de çok sıklıkla yaşadığım bir şeydir bu. Bazen mesela kalkıyorsunuz saat 10-11 neyse,
oynuyorsunuz. Arka arkaya mağlubiyetler alıyorsunuz. Ondan sonra artık bir daha derken olmuyor. Bırakıyorsunuz gamepad'i. Akşama kadar canınız sıkkın. Hatta akşam olduğunda bir düşünüyorsunuz. Ya benim bir canım sıkkın. Böyle bir suratım ekşi. Sebebi de belli değil yani. Halbuki ondan kaynaklı oluyor. Bakın bu anlattığım bilgileri tüm oyunlara da yorabilirsiniz. Bir oyunun gününüzü mahvetmesine asla izin vermeyin. En nihayetinde o bir oyun. Hiçbir şey sizden, sizin canınızdan kıymetli değil. Tamam mı? Sizleri seviyorum. Bakın bir de bonus bilgi vereyim. Rakipler, bakın bu tipleri hatırlayacaksınız. Bazen rakipler, yine online maçlardan örnek vereyim. Oyunlarda sizin sinirinizi zıplatmak için enteresan işlere imza atarlar. Hatırladınız mı o karakterleri, tipleri rakiplerinizde? Mesela maç başlar. Top ondadır, siz deplasmandasınızdır. Kalecisine verir, sağ beke verir, stopere verir, kalecisine verir. Yani amacı sizi sinir etmek ve üstünüze saldırmasını beklemek. Yani siz ona saldırın. Siz ona böyle höl 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 giderseniz ne olur biliyor musunuz? Ha tamam ya, bunu kıvama getirdim ben der. Ben olsam ne yaparım, öyle tipler görünce ne yapıyorum? Orta sahada bekliyorum. En nihayetinde çıkacak, oradan gelecek ya da bir hata yapacak. Küçük küçük bir ileri koşup pres yapıp geri kaçıyorum. Yani ona böyle Allah Allah diye saldırmıyorum. Bu tipler canınızı sıkmak için bunu yaparlar. Aklınızda olsun. İkinci bir tip şudur. Durdurur oyunu. Durdurur online'da. Son saniyeye kadar bekler. Bildiniz mi onu? Son saniyeye kadar bekler ya. Maç başlarken de onu yapanlar olabilir. Hani ayarlıyorsunuz ya maç başlarken taktik. Bakın tavsiyem ne size biliyor musunuz? Hemen hızlıca, hatta kaydet diyebiliyorsunuz. Sabit bir taktiğiniz varsa kaydedin. Ondan sonra maç başlayacak ya, oradan yükle deyip aynı taktiği tık diye seçebiliyorsunuz. 3 saniyeniz almaz. Bitti değil mi? Hazırsınız. Tamam. O ne yaparsa yapsın. Girin YouTube'a, sese gel yazın. Oradan izlemediğiniz videolardan izleyin falan. Olmadı Instagram'da takılın. O bekletsin istiyorsa sizi sıfıra kadar, hiç önemli değil. Boş verin, canınızı sıkmayın yani. Çünkü eğer siz sinirlenirseniz amacına ulaşmış olacaktır. Bir de bir tip daha var. Sürekli ayağa kayanlar. Onu da bildiniz değil mi? Sürekli ayağa kayar. Kay baba kay, kay baba kay. İki tane sarı görür, oradan bir daha kay. Artık yerden kalkamazsınız. En uyuz olduğum tiplerden de biridir o. Ben biliyorsunuz, izleyenler varsa, kolay kolay kayma tuşuna elim bile gitmez yani. O da doğru değil. Ya ben de çok yani kullanmıyorum onu. Ama şöyle tipler var. Nasıl olsa faul vermiyor bu oyun. Zaten alsam iki tane sarı görürüm. Öbür taraftan beş tane top kapsam kârdır diye düşünenler olabiliyor. PES 2020'de bu yemez çünkü çok fazla faul oluyor. Bu bir hata. Konami bunu kabul etti ve oyun çıktığı zaman ilk gün güncellemesi de bunu giderecekler. Ayrı bir şey. Ama sürekli kayanlara karşı size tavsiyem ne biliyor musunuz? Sakin olun. Kaysın ya. Ya bırak kaysın. Boş verin. Avantaja çevirebilirsiniz. Sakinliğinizi koruyun. Rakibin ceza sahasına yüklenin. Ondan sonra ofansif orta sahanızda forvete top atın. Forvet topu aldı. Kale arkasında ya. Dönmeyin arkanızı. Biraz böyle bir durun. Elbet kayacak o değil mi oradan? Kaydığı zaman süper bir serbest vuruş kazanırsınız. 18-19 metreden. Şak yapıştır, gol olsun. Ya da topu aldınız. Faul, yani çok fazla kayıyor. Küçük bir çalım hareketi. Bu tarafa bir çalım, bu tarafa bir çalım. Yine kayacak. O zaman da yine faul alırsınız ve en azından penaltı olabilir. Ya da 18-19-20 metreden süper bir serbest vuruş kazanabilirsiniz. Benim tavsiyelerim bunlar. Tekrar videonun sonunda altını çizmek istiyorum. Ben eğlencesine oynuyorum videolarımda. Bu verdiğim bilgiler, PES 2020'den örnek verdim ama PES 2020'yi pro seviyede oynamak istiyorsanız, e-sporcu gibi oynamak istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? 10 madde halinde, 10 başlıkta sıraladım. Unuttuğum şeyler olabilir. Yazarsınız yorumlara. Benden anlatmamı istediğiniz şeyler varsa onları da yazarsınız. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım faydalı olur. Bu maddeleri eğer denerseniz baştan sona yazın bir kağıda. Deneyin. Eminim faydasını göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın.